Arkadaşlar bugünkü konuğumuz BKV Euroservice firmasının ülke müdürü Deniz Çokçoş Tezer. Evet arkadaşlar, şimdi sektörün değişik taraflarındaki önemli kişilerle sohbetlerimiz oluyor. Lojistik firmaları oluyor, STK'lar oluyor, üreticiler oluyor, devlet oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Neden lojistik konuşuyoruz? Çünkü artık günümüzde her şeyden önemli lojistik. Yani işte bir pandemi yaşadık, yaşıyoruz. Daha ne kadar yaşayacağımız ve bu süreci hep beraber, bu sürecin içinde kısıtlı kalacağımız belli değil. Burada her şey durabilir. Durdu sağlık sektörü. Sağlık sektörüyle birlikte sağlık sektörünün işlemesi için dahi lojistik. Lojistik olmazsa hiçbir şey olmuyor. Sadece pandemi döneminde değil, onun öncesinde de artık ülkeler arası geçişler, işte efendim söyleyeyim, ürünlerin bir yerde dünya üzerinde dolaşabilme becerisi, ticaretin gelişmesi, dünyanın artık tek bir ülke gibi hareket etmesi neticesinde, bu mecburiyetler neticesinde de lojistik üzerine çok konsantrasyon arttı ve lojistiğin teknolojileri de çok gelişmeye başladı. Neden? Burada sadece ülkeler değil, firmalar bu teknolojiye, bu değişime, bu gelişmeye ayak uydurmak mecburiyetinde. Yani işte otonom teknolojiler var, yapay zekalar var, efendime söyleyeyim dijitalleşme zaten her şeyin temeli. Eğer siz hızlı, kaliteli ve farklı üretemezseniz işinizi rekabet etme gücünüz çok azalıyor. Şimdi bütün bu çerçevenin içerisinde siz neredesiniz? İlk önce sizi bir tanıyalım, markanızı bir tanıyalım ve bu dediğim çerçevede kendinizi bize bir anlatın. Şimdi BKV Euroservice 1934 yılında Almanya'da kurulmuş bir şirket. Oldukça köklü, 86. yılında bu sene. Ve biz de 12 senedir Türkiye'de hizmet veriyoruz. Ne yapar BKV Euroservice? Aslında bir lojistik, karayoluyla taşıma yapan lojistik firmasının araçla ilgili neye ihtiyacı varsa bunu biz karşılıyoruz. Örnek vereyim size. Türkiye'de sınır kapısından dışarı çıkarken daha BKV kartın geçerliği başlar. İşte Bulgaristan'dan çıkarken mesela orada işte bir günlük dozvola ödemesi yapılır. Bunu mesela nakit ödeyemezsiniz. Kantar ödemesi yapılmalıdır. Bunu nakit ödeyemezsiniz. Bunları kartla, kredi kartıyla ödemeniz lazım. Veyahut mesela bizim kartımız geçerli. Burada başlar ve daha sonra yakıt alımı mesela. Yakıt alımları, otoyol geçişleri, yol yardım hizmetleri, gümrük ödemeleri yine yurt dışında yapılabilecek. Feribot ödemeleri, tren ödemeleri. Yani araçla ilgili bir lojistik firmasının neye ihtiyacı varsa, ama şunu özellikle belirtmek istiyorum, şoförün ihtiyaçları değil bu. Yani şoförün kişisel ihtiyacı ne olur? İşte bazı ülkelerde otelde kalma, konaklamalara gerekiyor. Otel ödemesini BKV kartla ödeyemez. Ama aracın ihtiyacı olan her türlü alımı yapabilir. Ceza yediği takdirde mesela ceza ödemesini BKV aracılığıyla yapabilir. Ve sadece Avrupa değil aslında, dilimiz alışmış. Avrupa diyorum sürekli ama biz yaklaşık sene yakın bir süredir Rusya'da varız. Gürcistan'da varız. Bu sene Kazakistan'da geçerliğimiz var. Fas'ta başladık. Birazdan fazla ülkelere de açılmaya devam ediyoruz. Ya böyle anlatabilirim. Biz de karayolu nakliyecisinin can yoldaşıyız diyelim. Anladım. Şimdi hani başta anlatmaya, izah etmeye çalıştığım gibi burada verdiğiniz hizmetin kalitesi, güvenilir olmasının yanı sıra bir o kadar da hızlı olması çok büyük önem arz ediyor. Yani şimdi siz uluslararası değişik ülkelerde, değişik ülkelerin kendi düzenine göre bir takım uymanız gereken kurallar var. İşte ödemeniz gereken yol ücretleri, efendime söyleyeyim bir takım işte farklı uygulamalar vesaire. Siz diyorsunuz ki bu karta sahip olan bir şoför, o yaptığı hizmet, nakli hizmetiyle ilgili birçok ülkede yapması gereken ödemeyi çok daha pratik bir şekilde yapıyor. Benim anladığım bu. Doğru mu? Peki yani bunu bir kart gibi kullanarak o kartı veriyor. Cezayı öderken de o kartı veriyor. Yakıt alırken de o kartı veriyor. Bir yerden geçiş ücreti öderken de köprüden bilmem nereden yoldan falan filan o kartı veriyor. Budur değil mi anladığımız? Doğru, doğru. Hatta ve hatta daha hız kazandırmak adına otoyollarda mesela kart yerine kutular var. Çünkü kartla geçmek demek bir noktada durmanız demek.
işte kartı okutmanız, oradan onay alıp fiş almanız demek. Ama bizde aynı zamanda kutular var. Yani nasıl işte Türkiye'de mesela HGS var. Bunun her ülkede, Avrupa ülkesinde değişik değişik, her ülkenin farklı sistemi var tabii ki. Ama kutuları da alıp bunlara da DKV aracılığıyla ödemesini yapabiliyorlar. Yani nasıl oluyor bunlar? Tabii ki sonradan ödemeli oluyor. Burada amaç ne? Karayolu taşımacılığını firmalar zaten hızlı olsun diye tercih ediyorlar. Yani o tırın mümkün olduğunca hızlı seyahat etmesi lazım. O sebeple de durmaması lazım. Döndükçe nakliyeci para kazanacak. O sebeple de özellikle otoyollarda durmadan geçiş çok önemlidir. Ve hani bizim de DKV olarak Avrupa, Rusya, Gürcistan, pazarda otoyollar konusunda sunduğumuz hizmet çok ayrıca ön plana çıkıyor aslına bakarsanız. Yani şu anda mesela kutu alabilirler, bir de bizim bir kutumuz var. Yani her ülkenin değişik kutusunu almaktansa şu anda 7 değişik ülke için tek bir kutuyla, bizim üretmiş olduğumuz bir DKV kutuyla geçiş yapabilirler. Yani 7 tane ülkenin ayrı ayrı kutusunu almak yerine tek kutuyu alabiliyorlar. Ama tabii ki buna daha eklenecek yeni ülkeler de var. Yani. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu ülkeleri aslında ben de araştırdım. Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz. Şu anda sizin bu kartınızın geçerli olduğu ülkeler bunlar mı? Artı Bulgaristan. Bu ülkeler. Bir tane aklıma gelen şey var. Şimdi sizin avantaj olarak bir zaman avantajı sağlıyorsunuz. Bunun yanı sıra benim hemen aklıma gelen, hani kredi kartında bir zaman tanır ya alıcıya, nakit vermek zorunda değildir. Ya da işte ne bileyim, evet, o anda ödeme kolaylıktır, taksit yapma imkanı sağlar kredi kartı vesaire. Size kartınıza sahip olan kullanıcı da böyle ödemede bir vade, işte yapılan ödemelerde bir vade ya da bu ödemelere taksitle size geri ödemesi gibi bir imkan söz konusu mu? Tabii ki şöyle belli alım yapıyorlar bizden. Biz her ayın 15'inde ve ay sonunda bir fatura kesiyoruz. Yani ayda iki fatura kesiyoruz, öyle söyleyeyim. Bunları da belirli bir vadeyle ödüyorlar. İşte Türkiye için 30 günler, 45 günler, işte teminatlar vesaire uygunsanmışa kadar çıkabiliyor. Bu nakliyeci için tabii ki çok büyük bir avantaj. Bir de yani vadeden hariç bir de şöyle bir avantajımız var bizim. Riski azaltıyoruz. Sonuçta şoföre nakit para vermek her zaman bir risk. O para çalınabilir, kaybolabilir. Şöyle de bir şey var. Yapılan her işlemi buradaki filo müdürü anında görebiliyor. 3 dakika içerisinde. Kartla yapılan her işlemi online sistemde görüyor. Bu çok önemli ve çok rahatlatıcı bir şey. Firmalar için güven verici bir şey. Riski azaltan bir şey. Artı vade avantajı var tabii. Evet. Zannediyorum bu tarz hizmetler Avrupa'da ya da dünyanın değişik ülkelerinde kullanılan hizmetlerdir, değil mi? Yani siz dünyanın birçok ülkesinde bunu zaten yabancı bir firma olarak başlangıcınız ve bu hizmeti geliştirmişsiniz. Burada böyle bir şey var mı, rakipler var mı, yoksa size özel, sizin çıkarttığınız bir proje mi bu? Aslında 1904 yılında DKV kurulduğu zaman yakıt önceliğiyle ilk zamanlarda fiş, böyle hadi kopartır, eskiden bizde yemek fişleri vardı. Aynı onun gibi yemek fişi gibi akaryakıt istasyonlarının fişle satış yapmaya başlamış. Tabii ki bu DKV ettiğimiz firmalar var. Ama tabii ki Avrupa'da sektörün öncüsü ve kurucular bir tanesi DKV diyebiliriz. Bir de bizim ana önceliğimiz bu. Genel şey yapan firmalar asıl işleri akaryakıt işleyen firmalar. Bunu bir yan kol gibi görüyorlar. Ama bizim varoluş amacımız aslında perakende yakıt satışı değil. Yani böyle istasyonu bir satış. Kendi istasyonumuz yok bizim mesela. Bizim buradaki önceliğimiz yol yardım hizmetleri. Yani bir istasyon, tek bir istasyona bağlı da değiliz mesela bir avantaj olarak. Ya biz buradan ayrılıyoruz firmalarla. Otoyol mesela bizim için çok çok önemlidir. Ama rakiplerimiz akaryakıt firması olduğu için asıl işleri onlar akaryakıta ağırlık verirken biz komple bir hizmet sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Ve hizmet ağımız çok geniş tabii. Konsantrasyonunuz toplu bir hizmet üreterek kullanıcıya destek olmak, bir siz de çok güzel ifade ettiniz, bir yan hizmet değil. Asıl sizin ana şeyiniz bu, ana hizmetiniz bu. Şimdi bir başka soru, aklıma gelen soruyu şöyle
sorayım. Şimdi Türkiye konum itibariyle çok önemli bir noktada. Zaten biliyorsunuz dünyada lojistik sektörü inanılmaz derecede büyümesi bekleniyor. Bu konuda yapılmış uluslararası araştırmaları siz çok daha iyi bilirsiniz. Bunun içerisinde de Türkiye çok 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 önemli bir konumda. Ve bütün yabancı firmalar Türkiye'de yapılanmaya başladılar. Yani bütün intermodal taşımacılık modellerinin her biri için çok ciddi bir takım yatırımlar söz konusu. İşte Kuzey-Güney hattı, Doğu-Batı hattı vesaire gibi böyle dünyayı kapsayan bir takım geçişlerle alakalı olarak. Size bu bağlamda Türkiye'nin lojistik geleceği bağlamında bu ilgili hatlarla ilgili yatırımlarınız söz konusu olacak mı? Yani buralarla ilgili bir şeyler planlarınız var mı? Var ve özellikle son dönemde de gittikçe artarak bu yatırımları görüyoruz. Örnek vermek gerekirse DKV yaklaşık demin bahsetmişim 12 senedir Türkiye'de hizmet veriyor ama ben bu son 2 senedir Türkiye'ye biraz daha fazla önem verildiğini hissediyorum. Bunu yatırımlardan da görüyorum. Bizim taleplerimiz biraz daha öncelikli olmaya başladı. Özellikle Rusya'nın açılması, Gürcistan'ın bir hizmet verebileceğimiz ülkeler arasında eklenmiş olması. Onun haricinde bu sene Kazakistan'ın devreye alınması bizim için sürpriz oldu. Uzunca bir süredir bekliyorduk aslında. Hele ki böyle pandeminin olduğu bir senede Kazakistan'ın bir anda oradan çıkması bize sürpriz gibi geldi açıkçası. Ve bu sene yine Azerbaycan devreye girecek. Bunların tek sebebi aslında Türkiye'nin talebidir. Türkiye'nin potansiyelinin görülmesidir. Ben bununla hep bahsediyorum Almanya'ya, Avrupa'ya. Şimdi oradaki ülkeler baktığınızda her tarafa hizmet verebiliyorlar. Bütün lojistik firmalarına hizmet verebiliyorlar. Ama bizim Türkiye olarak çok büyük bir potansiyelimiz olmasına rağmen sadece küçücük bir kapımızdan Avrupa'ya gidişlere hizmet verebildik senelerdir. Ama bizim başka bir sürü kapımız var. Bizim Orta Doğu'ya açılan bir kapımız var. Bizim Rusya'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne açılan kapılarımız var. Yani buralara önem verseler biz burada potansiyelimiz belki 3 katına, 4 katına şu anki ciromuzun çıkabileceğiz. Bundan ötürü şu anda buralara bayağı bir önem veriliyor ve hani Batı'da da büyüyebildiği kadar büyümüş zaten DKV. Genişlemeye artık aslında Türkiye ve Rusya ofisiyle birlikte daha doğuda görmeye başlamış ve buna doğru da orantılı olarak yatırımlarını yapıyor. Evet, çok güzel. Bu sefer tamamıyla aldım cevabı. Çok teşekkür ederim. Peki, burada kendinizi sektöre nasıl tanıtıyorsunuz? Yani sektör sizi nasıl tanıyor? Bu çok önemli bir hizmet. Hangi yollarla ulaşıyorsunuz sektöre? Tabii ki medyayı kullanıyoruz oldukça. PR aktivitelerimiz var. Ama onun haricinde artık, yani 10 senenin sonunda birazcık da tavsiyeyle de ilerlemeye başladık. Yani müşteri tavsiyesi. Ben sonunda onu yaşıyoruz bu sene burada. Özellikle bu ilk bahsetmiş olduğum tek kutuda Bulgaristan'ın devreye girmesinden sonra biz açıkçası siparişlere yetişememeye başladık. Dedim ki böyle de bir dünya varmış, ne güzel, çünkü her zaman rekabet. Şu anda hani müşteriler bizim kutumuz nerede, ne zaman gelecek ve tavsiyeyle, yani memnun kalan firmaların bize başkalarını getirmesi, ilk görüşte sözleşme imzalıyor olmak bizim için ilk görüşmeden itibaren çok güzel şeyler. Ya, piyasada tanınıyoruz. İlk şöyle kısaca şunu anlatayım size. İşte 10 sene önce ben sahada satıştaydım burada, topraktan yetiştim diyeyim. İlk şirket kurulduğu zaman İnsanlar Türkiye'de kartla çalışmak dahi istemiyordu. Yani herkes diyordu ki biz nakit çalışıyorum, ben şoförüme para veriyorum, karta da güvenmem, işte şu olur, bu olur, ben nasıl takip edeceğim? Biz de kendimizi geliştirdik, online takip imkanları var artık vesaire. Şimdi artık piyasada buna doğru evrildi. Eskiden hani firmaları karta ikna etmeye çalışırken, şimdi hani karşılıklı faydayı onlar da görüyor. Biz de bir destek, onlara bir partner gibi destek oluyoruz burada. Yani şu da çok oldu. Pandemi döneminde ödeme sıkıntısı yaşayan firmalar oldu. Bizim de ödemelerimiz aksayabilirdi ama biz burada destek çıktık müşterilerimize. Yani onlar var olacak ki biz de var olalım. Kesinlikle. İyi günde, kötü günde. Kesinlikle. Ya öyle bir artık daha yakın bir ilişkide oldu firmalarla, müşterilerle aramızda. Çünkü şöyle değil, yani lojistik firma sayısı belli Türkiye'de. Yani çalışabileceğimiz firmalar kısıtlı. Onun için herkesle irtibat halinde olmamız lazım. Ve artık senelerdir uzun bir tanışıklığımız var. Keyifli günler geçiriyoruz. Açıkçası bu sene zor bir sene. Avrupa'nın DKV cirosal olarak baktığınızda biraz yerinde saydı. Geçen seneyi yakalamaya çalıştığı bir sene pandemiden ötürü ama Türkiye olarak biz bayağı bir hızlı büyümeye devam ediyoruz bu sene. Hedeflerimizin de üstündeyiz. Yani bizim yüzümüz gülüyor.
Ve gördüğüm kadarıyla şu son dönemde değil, nakliyecimizin de yüzü gülmeye başladı. Tabii ki sıkıntıları var. Ama en azından yük var, taşımaya çalışıyorlar. Bu pandemiyi daha rahat atlatan bir sektörde olduğumuz için şanslıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bu karta sahip olmak için, yani bunun maliyeti nedir? Bu ne kadar kullanıcıya, firmaya, işte bu ister kurumsal olsun, ister bireysel olsun, ne kadar bir yük getiriyor? Şimdi bizim herhangi bir kart ücretimiz yok. Herhangi bir üyelik aidatımız vesaire yok. Şimdi firmalara bizim tabii ki satın alma gücümüzden kaynaklı yüksek oranlarda indirimler verebiliyoruz. Bu indirimler karşılığında da belli bir oranda komisyon alıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size, istasyona gittiniz, pompadan yakıt alacaksınız. Normalde o istasyondan indirimsiz yakıt alırsınız, pompa fiyatı üstünden alırsınız. Veya siz bir firma olarak gittiğinizde dersiniz ki benim aylık 20 bin litre potansiyelim var, bana ne kadar indirim verirsiniz? Belki böyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Ama biz geçtiğimiz seneki ciromuz bizim 10 milyar euroya yakındı. Şimdi bunun verdiği güçle istasyonlarla büyük oranda pazarlık edebiliyoruz. Ve sizin adınıza o indirimini kat be kat alabiliyoruz. Onun için hiçbir istasyona gittiğinizde pompa fiyatına alım yapmıyor bizim müşterilerimiz. Bir indirim de alıyorlar. Buna istinaden de belli bir hizmet bedeli alıyoruz biz. Hı hı. Yani bizim aslında karlılığımızı faturada görüyor bütün müşterilerimiz. Ne kadar kar ettiğimizi görüyorlar. Tabii bu akaryakıt istasyonları tamamıyla yurt dışındaki akaryakıt istasyonları. Yani Türkiye'deki akaryakıt istasyonundan da indirimli alabiliyor mu kartınızla? Biz Türkiye'de evet anlaşmamız var, Opet'lerde geçerli kartlarımız, ama bunu yurt dışından gelen yabancılar Opet istasyonlarına alım yapıyorlar. Bizim müşterilerimiz yurt dışından alım yapıyor, vergisel sebeplerden ötürü. Şimdi buradaki avantaj hem sürat, güvenirlilik, hem takip edebilmesi, filo sahibinin şoförünü takip edebilmesi gibi avantajlar var. Ama işin ekonomik boyutunda da söylediğiniz gibi birçok avantaj. Bir de likidite sağlıyoruz, vade avantajımız. Total olarak baktığımızda bu avantajların yanı sıra sizin tabii ki bir hizmet bedeliniz var, ama indirimler de sağlıyorsunuz. Bir karlılık, yani bir hizmet satın alıyorlar. Bunun bedeli vardır tabii ki. Bir konfor satın alıyorlar. Bedeli vardır tabii. Ama bu sağladığınız indirimlerle birlikte hepsini bir kepeye koyduğunuz zaman maddi bir avantaj da sağlamış oluyor mu kullanıcı? Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle sağlamış oluyor. Yani normalde kendisi kartsız gittiği zaman, hani ben vadesini, güvenliğini geçtim, tek başına gidip bir pazarlık yapıp alım yapmak istese bizim fiyatlarımıza, hizmet bedelimiz dahil olmasına rağmen ulaşamaz. Anladım. Şimdi Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz. En yakında hangi ülkeler dahil olacak? Şimdi ilk girecek ülke yıl sonu, belki bir buçuk ay sonra Macaristan. Ve Macaristan da Türk nakliyecisi için çok önemli bir ülke, aynen sizin dediğiniz gibi. Çok büyük bir beklenti var şu anda sektörde bununla ilgili. Çünkü Macaristan'da mesela sonradan ödeme opsiyonu yok. Şu anda Macaristan'dan herkes ön dolumlu kutularla geçiş yapıyor veya nakit ödeme yapmak zorunda. Şimdi bu kutu geldikten sonra hem vadeli geçiş yapma imkanı olacak, hem de ceza yemeyecekler. Bir de öyle bir sıkıntı var, biliyor musunuz? Yani ön ödeme yaptıkları zaman kutuda eksik para kalıyor mesela. 20 euro eksik kaldığı için çekim yapamıyor. Hadi yiyorlar, 500 euro, 1000 euro cezalar. Yani zaten nelerle uğraşıyor firmalar. Ben o cezaları duyunca çok üzülüyorum. Kaç sefer attıkları seferler boşa gidiyor. Maalesef Avrupa'da cezalar çok yüksek. Biz burada da devreye girdiğimiz için çok iyi biliyoruz. Yani bana bazen geliyor, onaylar geliyor. Yani 20 bin euro ceza, 27 bin euro para göndermemiz gerekiyor bir noktada. Avrupa'da bir noktada bir müşterimiz cezaymış. 27 bin euro, diyorum ki bu neyin cezası? Bu nasıl? Yani bıraksın arabayı orada yani. Aynen. Maalesef çok çok zor. Nakliyecimizin işi çok zor. Şoförlerin işi çok zor. Ben sektöre girdikten sonra çok daha fazla yaşamaya başladım. Peki Macaristan'dan sonra var mı planınızda böyle yakın zamanda? Macaristan'dan sonra İtalya. İtalya'da şu anda test aşaması var. O da çok önemli. Aynen. İtalya'dan sonra da aslında ilginç, bana bir sürpriz oldu. Bu ilk defa burada açıklayayım ben bunu. İçim sahte, bana bir mail geldi. Yunanistan'la ilgili bir çalışma var şu anda bir de. Evet. Bunları da duyurmuş olalım. Yine Türkiye sınır olması açısından önemli.
Çok da önemli. Peki son olarak şunu sorayım. Bu kartı sahip olmak isteyen ve bu kutuya sahip olmak isteyen ne yapmalı? Bizimle irtibata geçmesi lazım. Bizim her bölgede, o bölgeye dedike satışçılarımız var. 5 tane arkadaşımız var. Ofis içerisinde onlara destek olan arkadaşlarımız var. Bizimle irtibata geçiyorlar. Biz onlara bir aslında analiz yapıyoruz oturup müşteriyle birlikte. Neye ihtiyaç var? Bazen öyle firmalar oluyor ki yeni kurulmuş, işi bilmeyen firmalar da oluyor. Biz aslında onlara biraz danışmanlık da yapıyoruz. Bu yeni bir hizmet aslında bakarsanız. 2 senedir olan bir hizmet. Bu mesela ilk piyasaya çıktığı zaman bunu duyurmuş. Yani burada nakliyeci %5-10 belki avantaj sağlamış oluyor. Aslında bizim verdiğimiz bir de danışmanlık özelliğimiz de var firma olarak. Sonra bir kredi değerlendirmesi yapıyoruz firmalarla. Araç sayısı, sefer sayısı ve vade talebine bağlı olarak. Ve karşılıklı dağıtılmaya başlıyoruz. Bizim net faturalama hizmetimiz var. Yani mesela uluslararası karayolu taşıması yapan firmalar Avrupa'da yük taşıdıkları zaman belirli ülkelerden KDV iadesi alabilirler. Bu mesela en yüksek oran şu anda Macaristan'da %27 ile. Yani Macaristan %27 oranında KDV iadesi veren bir ülke ve 2 senedir Macaristan'a KDV iadesi başvurularını yapıyoruz. Tamam. Biz Macaristan'a brüt öderken müşterimizden net alıyoruz ama Macaristan'dan daha sonra iadesini her zaman net ödüyor. Tamam, anladım. O gerek muhasebe işlemini siz firma adına ya da işte o araç adına siz yapıyorsunuz ve siz brüt öderken öbür taraftan da net ödenmesini sağlamış oluyorsunuz. O aradaki finans olayını siz çözmüş oluyorsunuz. Evet, doğrudur. Evet. Bu Macaristan bir örnek tabii. Hani bu Avusturya'da falan da var. Başka böyle bir sürü ülke var ama %27 en yüksek oran olduğu için Macaristan'dan bahsediyorum. Evet, Macaristan doğru dediniz. Peki Deniz Hanım, 7 ülke ama yakında Macaristan'ı, İtalya'yı, Yunanistan'ı göreceğiz. Türkiye'nin konumu itibariyle lojistik kuzey, güney, doğu, batı bu hatlar üzerinde çalışmalarımız var. Ve birçok avantaj sağlıyorsunuz. Bunlar hem hizmet kalitesi, hem rahat transfer imkanı, işte şoförün yaptığı ödemelerde kolaylıklar ve likidite konusunda destek oluyorsunuz. Bazı ülkelerdeki KDV oranlarını tolere edebiliyorsunuz, siz bunları hallediyorsunuz. Ve Türkiye genelinde de birçok noktada firma size ulaşıp bu hizmeti alabilir. Böyle doğru bir özet oldu mu hızlıca? Harika özetlediniz, süpersiniz. Evet, süprediyorum. O zaman sizin son sözlerinizi alayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten lojistiğe verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ederim. Ben bu sektörden çok memnunum. Zor bir sektör. İhracat evet çok önemli ama ihraç edilecek malları dahi belirleyen lojistiğin kalitesi. Kim nereye ne kadar hızlı neyi taşıyabilecekse orada ne avantaj taşımayla yaratabiliyorsanız oraya o ürünü gönderebiliyorsunuz. Onun için lojistiğin gelişmesine katkıda bulunmak lazım. Lojistikçilerimizi desteklemek lazım. Bu arada şunu da dile getirmek istiyorum. Özellikle müşterilerimin dile getirmemi istediği bir konu. Geçiş belgeleri sektörün maalesef kanayan yarası. Araçlarımız işte 1100'e çıktı Kapıkule'den çıkış sayıları ama araçlar orada yatıyor. Biz yurt dışına seyahate giderken eski günlerde tatile bile gidiyor olsak orada 2 saat beklediğimizde sinirimiz tepemize çıkıyor. Gümrükte beklerken, sınırda beklerken ama bu araçlar orada 24 saat 48 saat bekliyor şoförler. Vize sıkıntısı var. Bunları dile getirmem benim boynumun borcu. Şoförlerimizin istekleri, müşterilerimizin istekleri. Ama yani en azından bu zorlu günlerde de onlarla birlikte biz de var olabiliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Sektörü destekleyecek çok önemli bir hizmet üretiyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Ayrıca tanıştığıma da çok memnun oldum. Sağ olun. Ben de öyle. Ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün yüz yüze de görüşmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah ben de beklerim. Ziyaretinize de gelirim. İyi günler diliyorum. Tamam. Sağ olun.